Hocam biraz da iç siyasete girelim o zaman. Altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kötü şeyler düşünüyorum. Millet İttifakı hakkında yani dört parti, CHP, İyi Parti, Saadet ve Demokrat Parti ile ilgili çok olumlu düşünüyordum. Çünkü bunlar Türkiye'deki siyasetin çok dört temel kaynağını milliyetçi, mütedeyyin, muhafazakar, sosyal demokrat ve liberal kanatlarını temsil eden 1960'ların politikalarından itibaren gelen ana unsurların bir araya gelmesini çok olumlu değerlendirmiştim. Ama ne zaman ki bunun içerisine Amerikancı, Evukçu yani emperyalizm ve uluslararası kapitalizmin adamları, FETÖ ile bağlantıları olduğu aşağı yukarı ortada olan sermayenin adamı Türkiye'ye çok ağır faturalar ödettirmiş. Bu iki insan oraya alınınca ben mektup yazdım. Aman almayın dedim. Öbürlerine de girmeyin dedim. Bak bu dörtlü iyi gidiyor. Katiyen girip orayı bozmayın dedim. Açık açık yazdım ve randevu istedim bunu yüzlerine söyleyeyim diye. Ama bunu aldılar, şu anda berbat konumda. Bunlar alındıktan sonra açıklanan ilk metin, ilk toplantı korkunçtu. Orada 1921 anayasasına yani Cumhuriyet öncesi anayasaya, Osmanlı dönemindeki anayasaya bir atıf vardı. Türkiye'yi bölgelere ayırmak, federal yapıya götürmek, efendime söyleyeyim İslam dinini anayasaya yazmak, dini İslam ve devletin dini İslam'dır demek filan gibi artık yani akıllara durgunluk verecek ifadeler vardı. Hadi o geçti, arkasından bir anayasa taslağıyla ortaya çıktılar. Son derece tehlikeli, Türkiye'yi bölünmeye götürecek, Türkiye'yi iç savaşa götürecek bir anayasa. Arkasından da bu şeyi yayınladılar. Efendime söyleyeyim, bu ortak politikalar, mutabakat metnini yayınladılar. Allah'ım sapır sapır neresinden tutsan dökülüyor. Bak içinde olmayanları sayayım. Atatürk yok. Atatürk ilkeleri yok. Yani laiklik yok bunun içinde. Bunun içinde halkçılık yok. Bunun içinde milliyetçilik yok. Türk milleti lafı yok. Türk lafı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti lafı yok. Bunun içerisinde Atatürk'ün tasavvur ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri katiyen yok. Ondan sonra da bana diyorlar ki bu metin hükümet programı olacak. PKK ile mücadele yok. FETÖ ile mücadele yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yok. NATO'nun uşaklığı var. PKK Kuzey Suriye'de şu anda yapılan mücadele ile ilgili hiçbir şey yok. İstanbul Sözleşmesi yok. Ya bu tamamen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun hazırladığı yeni AKP programı. Yani altılı masa şu anda AKP bir yeni AKP mi diye bir sistem kurdu. Ben bunu CHP'li ve İyi Partili seçmen açısından çok üzücü olduğunu görüyorum. Şimdi bana diyorlar ki hocam ne yapacağız son dakika işte artık buna diyecek bir şey yok. Hayır efendim, buna diyecek bir şey var. Atatürk gibi düşüneceğiz, çözüm yolu bulacağız. Çözümün ne olduğunu da pazartesi günü açıklayacağım.